Evet. Bugün Sıkı Nur sıkı abimizi var ya. ziyarete geldik. Çıkan Çiçek kuşlar güzel derler muhabbet bunlar. sohbet ediyoruz. Bunlar da Makbul olan kuşlar sertifikası. değildir. Bugüne Bir sabah kadar kalır diyeyim. aldığı dereceler. Büyük ki senin çok hoşuna gider. Aynen. Eyvallah. Hoş çok da Saygı sevabını duyuyorum. duyarım. Tabii doğru Saygı söylüyorsun. duyuyorum Doğru. ama müsabakalı kuş olamaz. Müsabaka kategorisi ayrı. Evet. Aynen abi. Çok güzel bir ortam. Ve Olamaz. şimdiki hani biz son demlerini yetiştirdik Ürünlerimiz de burada. buralarda. Nuristan. Şimdiki insanlar cakcakla çaçayla şakşak karıştırdıkları için Karıştırıyorlar. ve etrafında pek kuşu bilmeyenler kalmadığı için uyarmıyorlar. Arkadaşlar biraz taneli vurduğu zaman veya Evet. yuvarlak Birazcık da gibi geldiği sohbete zaman katılalım. ne yapıyorlar? Arkadaşım ha bak şu şakşak mı, çakçak mı, çaça mı bilemediği için Seçemiyordur. o nameyi seçemiyor kulağa. Şimdi sizin gibi ustalarla da her zaman denk Evet. gelmek nasip olmaz. Bir yarışmada denk geliyor. Adam ondan sonra diyor ki ya benim kuşum diyor ötüyordu niye elendi diyor. Evet. Ama ne öttüğünü bilmiyor. Evet. Uyarılmıyor. Şimdi ustacım bak arkadaşımız da gelmiş buraya Evet. çekiyor. Bir yarışmalık yani bizim kategori burada şeyimiz puanlama cetvelimiz de var. Evet. Biz bu puanlama cetvelini kendimiz yapmadık. Bunlar 20-30 sene Tabii, önce Tophane evet. Derneği'nden eski bir Karar alınmıştır. karar alınmıştı. Bilir Bak burada kişilerle evet oturulmuştur. ve der şakşağını da duyuyorsunuz içeriden nasıl olur diye. Yani hep Canlısını duyuyorsunuz. canlısını İçeriden güzel bir der şakşağı duyuyorsunuz. duyuyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi Nur Usta'mız yaşayan, gerçekten İstanbul'da yaşayan, bir der şakşağı daha duyduk. İstanbul'da yaşayan, kulağı çok iyi olduğuna inandığım ve benim de ustam olduğuna gurur duyduğum insanlardan ağır oturaklı, gerçekten düzgün bir jüri kurmaya çalıştık ve bunların başına Nur Usta'mızı da seçtik zaten. Orada herhangi bir en Kasıt ufak şey yoktu. kasıt, adam kollama Kesinlikle şey, biz zaten bir yok. karar alındı yarışmadan önce dedik ki bizim kuş sahibiyle hiçbir işimiz yok. Düşmanımız dahi kuş Aynen. getirse Aynen öyle. kuşa biz bakıyoruz. Kuşa bakacağız. Ben bu görevi onlara adettiğim için kendimi gururlu ve onurlu hissediyorum ve tamamen onlara bıraktım. Yalnız ben yarışmadan önce bir şey yarışma kurallarını okudum. Bazı arkadaşlar anlayamamış olabilir. Dedim ki Tor bölümüne geldiği zaman 3 kere ve dedim jüri buna karar verecek. Evet. Kafadan tor atarsa bir kere de indirebilir. Doğru. İki kere de indirebilir ve kuşu be onlar çünkü kuşun ne öteceğini ve sonradan ne ötebileceğini bilen insanlar. Evet. Arkadaşlar yani yanlış anlamayın da bu abilerimiz, bu bizim jüri üyelerimiz, bunun gibi iyi bilen insanlar bu saka kuşların namelerinden gömlek yapıp bizim üstümüze giydirebilecek üst Evet. seviyede insanlar. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi müsabakalık bir kuş nasıl olduğunu Nur Ustam size bir Evet. açıklasın. Arkadaşlar da öğrenmiş olsun. Müsabakalı kuşlardan en önemli olan öndür. Önünde ikinci namesi şakşak olmalıdır. Evet. Bak gayet Ve güzel söyledin. şakşağa bağlamalıdır. Tam yani bu puanlamaya göre yazılanı almak için Evet, aynen öyle. Aynen öyle olsa. bağlaması lazım. Dücele mi bağlayacak, vicole mi bağlayacak, ilkle mi Kitik bağlayacak, böyle mi bağlayacak? biriyle bağlayacak. Ki geçerliliği olsun. Sonra devirlerine girer. Evet. Devirlerini yapar. Cakcak toru olmadan çaçeler de olabilir ders arasında. O da tufeye geçer. Tabii tufeye geçer. Yani Cakcak da olabilir. O da bir tufeye geçer. Ama ders ders arasında arasında olacak. yapacak. Orta Ama devrinde yapacak bunu. kafadan yaparsa hani ön çıkımlarında Dövüş. bunlar yaramaz kuşlardır. Evet. Yani Yani müsabaka öyle bilirsin. statüsünde kuşlar değildir. Arkadaşlar müsabaka statüsünde kuş Müsabakalı kuşlar olamaz yani yani burada. kendi keyfine Kendi beslersin, keyfine salonunda beslersin. Değil mi? çok hoşuna gider besleyebilirsin. Onda kusur yoktur. Ama iddia etmeyeceksin. Evet. İddia etmeyeceksin. Çünkü bizim hiçbir çıkarımız yok. Kesinlikle. Allah rızası için yapıyoruz bunu. Gönül işi Ve bu hani arkadaşım. yeni yetişecek kardeşlerim bilinçlensin. Bu sakacılık ölmesin. Doğru. O canlısını atıyor. Onun için senin şansın var. Yani Gerçekten dinlemiş. duymuş oluyorsun. Yani herkes hani telefonlarda öttürüyorlar. Ben Arnavut Nuri'yim. Gelmiş geçmişim. Devirleri hepsini yıkmışım. Evet, 87 tane derecesi var abimizin. Yani onu da size söylemiş olayım. Biz Biz çoğu şey aldık abi. aybeden aybe gelmemişik. İcraatle gelmişik. Yarışma kültürüyle gelmiş bir ustamızdır yani.
kitabımız vardır. Kitabımızı okumuşuktur. Evet, eyvallah. Bizim büyüklerimiz yazmışlar, biz okumuşuktur. Evet. Ve o izden yolumuza devam etmişiktir. Eyvallah. Saygıyla sevgiyle olur bu işler. Bu işler boklamayla, karalamayla, ırsla olmaz. Olmaz. Şimdi kesinlikle olmaz. Şimdi abim şöyle de bir durum var. Şimdi sen birkaç tane yarışma günü bir takım ustalarla tanıştım. Şevket Usta, eyvallah. Ustamızdır. Severiz. Yani ilk defa tabii canım, tanıştım. Büyüklerimiz büyüklerimiz var. Yok şimdi küçük çekimler Şevket Usta. Eyvallah. Hepsine bir saygı sevgi. Şimdi oradaki arkadaşlar itiraz etmiyor. Şimdi kuşun namesini bilebilirsin. Kuşu şey ama yarışmalılık kültürüne yetişmemişsen veya yarışmalara kuş hazırlamamışsan yarışma kuşunun nasıl olduğunu bilemezsin. Evet. Yarışma kuşu Nuri ustamızın da ve diğer jürilerimizin dediği gibi. Aklı olarak yani ben suçlamıyorum yani. Kimse suçlanmıyor arkadaşlar burada. Kesinlikle bak, suçlamıyorum. Ellerine, ama emeklerine, uğraşmalarına lazım. Sağlık. Ama bir sistem var. Biz sat komandosu seçiyorsak, 1.80 boy söylüyorsak, 1.50 boyla geldiğiniz zaman arkadaşım ben çok iyi kuvvetliyim güreşim. Yok olmaz. Öyle bir şey. Sen 1.50 boyla geldiğin için eleniyorsun. Evet. Yani bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yani birçok kuş söylendi. Ben şimdi isim vererek şu kuşumuz şöyle bozuk öttü, bu kuşumuz böyle bozuk diyemem. Demem. Bak tabii burada canım. Yarışma her şeyi tekrar kontrol ettik. Evet. Her şeyi tekrar baktık ve bu işin gerçekten hemen hemen sıfır hatayla olduğuna tekrar karar verdiğimiz için biz bu konuşmayı yapıyoruz. Senin kardeşim orada yorum yapan internette arkadaşları gördüm ve bu kuşun bu yarışma şöyle oldu. İnan ki yarışmada en ufak bir ne falso vardır ne bu işe bir kirlilik bir oyun kesinlikle biz çok inceleyip sık dokuduk ve ben yarışmadan önce bütün arkadaşlara tek tek dernekleri dolaşıp bizim yarışma diğer daha önce bana arkadaşlar da yarışma yaptı. Fikir alınmıştı. Fikir alındı ve dedik ki ne dedik ustacığım bizim yarışmamızın kantarının topuzu ağır olacak. Aynen öyle. Yani incelenecek mi insanlar sakıyı öğrensinler. Hmm. Çünkü bir sağ olsunlar karşıda da arkadaşlarımız yarışma yaptı. Yani İstanbul'un karşı yakasında biraz cakcaklara, çaçalarlı kuşlara ehemmiyet yani gösterip, tolerans gösterip dereceye girdikleri için bizim ustalarımız bunlardan rahatsız oldu. Evet. Bu kuşları niye kardeşim dinleyip de dereceye sokuyorsunuz dendi. Doğru. Biz de büyüklerimizden şey alarak böyle güzel bir yarışma tertip ettik. Evet. Arkadaşlar, saka kuşu dikinde iki yön bir şakşaktır genelinde. Evet. Güzel ama bir şakşak. Şakşağı, ama bülbül şakşağı. Ama kaba şakşağı ama toksun. Bir şakşak söyleyecek. Çevirecek, dersine girecek. Dersinde cakcağı olabilir, çaçası olabilir. Olabilir. He. Cak veya 3 sefer 4 sefer hata yapmadığı sürece o dinlenir tekrar dikine vurur bir daha önünü yapıp şakşağını kapatır. Budur yani. Statü genelde budur. Bütün eski ustalar bunu söyler. Arkadaş bulunamıyor. Arkadaşlar bak ben size şu kadar bir şey söyleyeceğim. Ben Kasım ayından Ekim ayından bu zamana kadar 700 tane 800 tane video izledim internette. Ve bunların içinde 1 veya 2 tane şakşaklı kuş duydum. Ne demek istediğimi anlayın. Bu iş kolay değil. Şakşaklı kuş kolay değil. Bunların çoğu çaçalı, çakçaklı kuşlar. Arkadaşlar, siz biraz yumuşak, biraz yuvarlak vuruyor diye siz bunları şakşak olarak dinlemiş olabilirsiniz. Hakiki şakşağı er kuş vuramaz. Vurabilir mi usta? Vuramaz. Eli ya, arkasını kapatması çok zor olur. Oradaki o kuşun, gügüleri kuşun. Evet. Gügü yapıyor. Onu şakşak sanırlar yani. Şimdi 14 yıllarında bir kardeşimiz var. Çok Allah razı olsun oraya kadar gelmiş. Suat abimiz. Şimdi o kuşu biz dinledik. Tekrar dinledik. Kaydını da izledik. Abim be. Kuşun güzel. Bak puanlar verilmiş burada. Senin kuşun 25 puan toplamış. He? Orayı çekeyim mi? He. Girmiş mi derece? Yok girememiş. 25 puan tamam. Vermişsiniz usta. Evet. Attığı şakşak değil usta. Arkasından yaptığı bülbül kuru falan, bülbül kuru da değil. Neydi o ustam? Kıskısları böyle şey yaparak gibi yapmış. Ezmiş. Ustadım. Kıskıs. Kendi kimse o tüfe kaskastır. Hayvan onu tam söyleyememiş olabilir. Söyleyemiyor. Kıskıs. Söyleyebiliyor yani. Yani öyle önlerle çıkan kuşlar müsabakalı kuşlar değildir. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok ön arka arka mesela Olcay arkadaşımızın kuşu. Olcay arkadaşımıza da açıkladım. Kuşun diskalifiye edilmedi yeterli gördü. Baştan kararlarla oynadı ve yerlik statüsünde götümde gidiyordu. Taneliydi ama yerli namelerine gittiği için Anadolu. Biz ona Anadolu ötümü. Şimdi eski Anadolu ustalar zaten ötümü. Baştan kararlı önlü kuşu pek önemsemezler. Niye literatürde 9 ön çipetpet velis evet, papis evet, bunları söylüyorlar? Evet. Çünkü bunlar daha taneli ve arkasından şakşak geleceğini beklenildiği namelerdir. Tufeler tabii. Tufelerdir. Evet. Şimdi arkadaşlar kısacası bu. Ve gelelim Kocatepe'li Yusuf kardeşimize. Yusuf kardeşim, bizim orada saat kuran bir görevlimiz var. Evet.
Bizde kimsede kasıt yok. Orada 8 dakika olabilir, 6 dakika olabilir. Neyse biz bilemiyoruz onu. Orada bir şey olmuş. Arkadaşım ben orada divan eğitim var. Gidip şikayetçi de olabilirdim. Bize söylenildi, ben söyledim. Ya arkadaşlar dedi, zaten dendi. Yani kuşu dönükme. Arkadaşım bak. Eğer biz üstümüze düşen görevi yapmaya çalıştık bir organizasyon olarak, evet, insanları jürilendi, üstüne düşen görevi fazlasıyla yapmıştı. Sen de üstüne düşen görevi bir yarışmacı olarak kuşunu dışarıda öttürmesen, evet, bir kuşunu saklasaydın belki bu şeylere hiç gerek kalmayacaktı. Doğru, doğru mu? Doğru. Hakkınızı helal edin arkadaşlar dedik. Yine söylüyoruz, hakkınızı helal edin. Biz elimizden gelen budur. Daha da iyisini yapan varsa yine yardımcı oluruz. Ama insanlar kuşu öğrensin diye. Bülent Aktaş'ın abicim bak, kuşun baştan çaça. Çaça öttüğü için çaça -5 de puanlı. Yani sen kasaya borçlu çıkıyorsun. Evet. Öyle olduğu için elendi. Evet, çok güzel bülbül namesi yapabilir arkalardan. Kafadan bozuk girdiği için bundan elendi. Müsabakalık şimdi olamaz. Müsabakalık. Bak ustam da burada. Ben kendi başıma konuşup ahkam kesen olamaz. Şimdi babacığım, birçok arkadaş var konuşacağım burada. Yani şu kuşunuz şöyle ötüyor böyle, hiç gerek yok. Bu mesaj gerekli şekilde alınmıştır. Hepiniz hakkınızı helal edin. Biz hakkımızı zaten helal ettik insanlara. Yalnız şöyle bir durum var. Arkadaşlar gerçekten sakaları tanıyalım. Müsabakalık kuşu nasıl olduğunu bilelim. Ona göre kuşlarımızı hazırlayalım. Ve sıkıştırmayla ve öttüreceğim diye yardımcı malzemeler vermekle kuş öttürülmez. Kuş sevgi, saygı ve bakılarak, onun kuşu tanıyarak öttürülür. O çok önemli. Doğru mu üstadım? Doğru. Bak kuşların çoğu sıkışmış. Ötmek istiyor, ötemiyor. Ötmek istiyor, ötemiyor. Tabii canım. Yani biz belli oluyor zaten. Biz iyi bir kuş dinlemek için oraya gitmedik mi? Tabii canım. Ve arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten kesinlikle güzel bir ön, arkadan kaba şakşak olur, damaktan der şakşak olur, dinleseydim o 10 dakikadan sonra o arkadaşın elini kendim sıkacaktım. Veya ya da evet, böyle bir kuş dinledik diye arkadaşları alkışlattıracaktım. Evet. Ben kendim istediğim iyi bir kuş dinleyeyim diye. Evet. Birinci olan kuş yine istediğimiz düzeyde değil. Ama tok surlarını vurdu, der surunda bir çeçe yolu vurdu, bir çeçe yolunda yani tam istediğimiz ayarını vurdu. Yani arasında der şakşağını vurdu, tam vuramamıştı. Vuramadı ve onar puan verilmişti. Tam orada puan bakın, verilmemişti. Bakın arkadaşlar burada puanlar. Yani bak, 20'şer puan verilmesi gerekirken 10 puan verilmiştir o kuşlara. Evet. Bak, bak bunu kimsenin hakkı yenmemiştir. Yani. Ondan sonra bazı abilerimiz var, sevdiğimiz, saydığımız abilerimiz diyorlar ki ya bizim kuşlarımız daha güzel şakşak vuruyor. Ama abi önünde cakcak ve çaçalarla diskalifiye oluyor. Evet. Senin kuşun şakşağı 10 dakika sonra vuruyor, 15 dakika sonra vuruyor. Asıyorsun, o keyif kuşu, yarışma kuşu değil. Değil. Yarışma kuşu değil. Dediğimiz gibi önden... Müsabaka kuşu değil kardeşim. Önden ne diyorsun lan, bilis 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 şak 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 bir cümle. İlk önce bunu söyleyecek. Bize bir teşekkür edecek jüriye. Bu kadar net. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, saygılar sunuyoruz. Ustam... Yani sırf veliz veliz olmayabilir. Tabii. Pili olabilir, çipili çipili olabilir, veç veç olabilir, çipet pet olabilir. Aynen öyle, aynen öyle ustam. Siz ne diyorsunuz? Les ves ves olabilir. Yani önler bunlardır. En tamam makbulü olan çipet pettir. Evet. O yok, veliz der. Aynen. Veliz yok, bili, veç veç olabilir. Tabii. Pili pili, pili olabilir. Bili 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 olabilir, çipili çipili. Arkadan önemli olan bu namenin arkasına şakşağı vurması. Güzel bir şakşak. Söylediği zaman, şakşağını söylediği zaman o kuş müsabakalık kuştur. Kuştur. İşte müsabaka kategorisi budur. O kuşu budur. Biz 10 dakika dinlemeye mecburuz. O kadar. Hep o önlerini söylemiş dahil olsa, o şakşağını hep kullanmışsa, çünkü 10 dakikası var hayvanın, hayvan da haklıdır, o kuş o puanını alır. Eyvallah. Ne yazılmışsa, o kuş ne söylemişse onu alır. Ve böyle kuşlar da şampiyon olmuştur. Evet. Zamanında olmuştur. Hatta eskiden neydi üstadım? 3-4 tane şakşaklı kuş denk geliyordu. Herhalde. Arasından en iyi şakşağı vuran. Evet. Kaba şakşağı vuran damaktan, seçiliyordu. Damaktan tam tonajında vuran bir de kim var? Ona da dikkat ediyorlar. Şakşak da söylüyor kuş ama uçtan söylüyor. Gaga ucundan söylüyor. Kimi ortadan söylüyor, kimi de damaktan söylüyor. İşte lezzetli olan damaktan. Makbul olan damaktandır. Evet. Tam yuvarlatarak güzel bir şakşak dinlemek. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma gerekli açıklamayı ve ustamla gerekli açıklamayı yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demiyorum. Tabii.